Merhabalar tekrar. Ben Osman Aydın. İnformatik bilişimde Endüstriyel IoT ve artırılmış gerçeklik uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün ThingWorx platformunun analitik modülü ThingWorx Analytics hakkında konuşacağız. Analitik model oluşturma, veri setlerinin yüklenmesi ve tanımlanması, tahmin modelleri oluşturma ve bu modelleri oluştururken kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarından bahsedeceğiz. Daha sonra model performansının değerlendirilmesi ve model sonuçlarının görüntülendiği kestirimci bakım ve kestirimci kalite uygulama örneklerini inceleyeceğiz. Başlamadan önce Informatik PLM.com web sayfamızda PTC'nin CAD, PLM, IoT ve artırılmış gerçeklik çözümleriyle ilgili bilgilendirmelere ve kampanya bilgilerine erişebileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda firmamızın da dahil olduğu Integral Grup bünyesinde kurulan Integral Software Factory firmamız tarafından üretilmiş olan yazılım çözümlerimiz hakkında da detaylı bilgilere buradan erişebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızda da alanında uzman CAD mühendisi ve PLM uzmanı arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilen ürün eğitimleri ve webinar kayıtlarımıza erişebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olalım. Şimdi katılmış olanlar ya da video kaydını izleyenler hatırlayacaktır. Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz webinarımızda ThingWorx platformunun genel bir anlatımını yapmıştık. ThingWorx'e endüstriyel veri bağlantılarının yapılması, dijital model oluşturma, verilerin görselleştirilmesi ve ihtiyaca yönelik arayüzler oluşturulması konularına değindik. Son olarak da diğer kurumsal sistemlerle entegrasyon özelliklerinden bahsettik ThingWorx Flow ile. Bununla ilgili ayrı bir webinar düzenleyeceğiz ve diğer sistemleriyle veri transferi ve otomatik iş akışlarının oluşturulması konusunda özellikle SAP'den veri alma ve gerekli iş akışlarının oluşturulması ile ilgili ayrı bir anlatımımız olacak. Onu da şimdiden duyurmuş olalım. Kısaca tekrar hatırlatırsak o gün anlattıklarımızı. ThingWorx platformunun iki ana kullanım amacı var demiştik. Akıllı bağlı ürünler ve akıllı bağlı operasyonlar olmak üzere. Bağlı ürünler kategorisinde üretmiş olduğumuz ürünleri bağlı hale getirerek servis optimizasyonu başlığı altında listelenen çözümleri geliştirebiliyorduk ThingWorx üzerinde. Bağlı operasyonlarda ise üretimde kullanılan makinelerin, endüstriyel cihazların veya sensörlerin bağlanması ve bunun üzerinde dijital üretim başlığında listelenen çözümlerin geliştirilmesini içeriyordu. ThingWorx'un 5 ana fonksiyonundan bahsetmiştik. Endüstriyel veri kaynakları ve kurumsal sistem verilerine ThingWorx ile bağlanabiliyor ve bu sistemler üzerinde otomatik iş akışları oluşturabiliyoruz. Bir model oluşturarak üzerinde çözüm geliştireceğimiz fiziksel nesnelerin dijital karşılıklarını oluşturuyor ve bunu canlı verilerle besleyebiliyoruz. Bu verileri görselleştirebileceğimiz, ihtiyaçlarımıza uygun olarak tasarlanmış uygulamalar geliştirebiliyoruz. Bunları diğer kurumsal sistemlerle bağlayabiliyoruz ve son olarak bugünkü webinarımızın konusu olan bu toplanmış olan verileri analiz edebiliyor ve bu analiz sonuçlarına göre de çeşitli aksiyonlar alabiliyoruz. Burada belki şunu vurgulamak faydalı olacaktır. Bugün anlatacağımız ThingWorx Analytics modülü ayrı bir ürün değil. ThingWorx platformu içerisinde diğer tüm bu fonksiyonları ile birlikte yer alıyor. Yani endüstriyel veri bağlantıları için ayrı, çözüm modelleme için ayrı, uygulama geliştirme için ayrı, işte diğer sistemlerle entegrasyon ve veri akışları için ya da veri analizleri için ayrı ayrı birçok üreticiyle çalışmak yerine tüm bu fonksiyonları tek bir platformda sunuyor PTC. Ve bu sayede elde edilen analiz sonuçlarını da uygulamalar içerisinde görüntülemek ya da bu sonuçlara göre bağlı sistemler üzerinde çeşitli aksiyonları harekete geçirmek mümkün olabiliyor. Örneğin bir kalite hatasını tahminlediğimiz bir model oluşturduk ThingWorx Analytics ile ve bu tahminlere göre bu hatanın gerçekleşmemesi veya sayısının azaltılması için bazı nesneler yaratıp bu nesneler içerisinde çalıştıracağımız servislerle o hataya neden olan veya etki eden parametrelerde iyileştirme yapmak da mümkün. Örneğin bir fırının sıcaklığı belli değer aralıklarındayken bu hatanın oluşmasında yüksek etkisi olduğunu tespit ettik modelimizi oluşturduğumuzda. Bunun sonucu olarak ThingWorx'te bu fırın sıcaklığını bu etkiyi oluşturan değer aralığının dışında bir seviyeye düşürmeyi otomatik olarak yapabiliriz. Yani konu sadece ayrı ayrı birçok firma ile çalışmak ya da ayrı tool'lar kullanmak değil aslında. Tabii ki farklı ihtiyaçlar için farklı çözümler kullanılabilir. Örneğin analitik modeller oluşturmak ve kestirimci analizler yapmak için Python'da kullanabilirsiniz, R kullanabilirsiniz örneğin. Eğer bu programlama dillerine hakimseniz.
Bunların sundukları kütüphanelerle birlikte belki daha çok daha doğru sonuçlar da elde edebilirsiniz. Neticede bir programlama dili biliyorsanız burada yapabileceğiniz şeyler daha fazla olacaktır mutlaka. Ancak bu sonuçlardan yola çıkarak belli aksiyonları tetikleyelim ve adaptif bir çözüm oluşturalım veya birbirine entegre bir sistemler bütünü inşa edelim dediğinizde birçok zorlukla karşılaşacaksınız, özellikle entegrasyon noktasında. İşte ThingWorx'un en büyük avantajı burada ortaya çıkıyor aslında. Bu çözümlerin tamamını bir arada sunarak bütüncül bir sistem veya sistemlerin sistemini kurabilmenizi sağlıyor ThingWorx. Şimdi analitik modülünün kabiliyetlerinden biraz bahsedelim. ThingWorx Analytics bize 4 farklı seviyede analiz kabiliyeti sağlıyor. Birinci ve en temel seviyede tanımlayıcı olarak sahada ne olduğunu anlık olarak görmemizi ve eğer anlık olarak akan verilerde bir anomali varsa bunu tespit edebilmemizi sağlıyor. Burada temel seviye derken kastettiğim aslında bunun diğer seviyeler içinde olmazsa olmaz bir aşama olduğunu vurgulamak. Çünkü mevcut durumu anlamadan ve sahayı anlık olarak takip edemiyorken veya olaylara anlık olarak müdahale edebilecek bir kurguda çalışmıyorken gelecekteki arızaları tahmin etmenin pratikte bir faydası olmuyor çoğunlukla. Dolayısıyla biz konuya bütüncül olarak yaklaşıp aşama aşama ilerlemeyi her zaman öneriyoruz. İkinci seviyede ThingWorx Analytics bize ne olduğunun yanında bunun neden olduğunu anlamamızı sağlayacak araçlar da sağlıyor ve bu sayede problemi teşhis etme imkanı veriyor. Nasıl yapıyor bunu? Gerçekleşen bir olaya etki eden tüm parametrelerin her birinin tek tek bu sonuç üzerindeki etkisinin ne kadar olduğunu görebilmemizi sağlıyor. Ayrıca bütünsel olarak yani birinci parametre bu değer aralığındayken ve ikinci parametre bu değerdeyken, üçüncü parametre de bu değer aralıklarındayken toplamda sonuca bu kadar etki ediyor diyerek profil dediğimiz analiz araçlarını sağlıyor bize. Üçüncü seviyede birçok işletmenin hedeflediği, uygulamak istediği arıza tahminleri, kalite hatalarının tahmin edilmesi gibi kestirimci analizleri bize sağlıyor. ThingWorx Analytics ve ne olacağı bilgisini sunuyor. Bunu da karşılaştırmalı olarak farklı modeller ve farklı algoritmalar kullanarak aynı veriler üzerinde birçok farklı senaryoyu hızlıca deneyebilmemizi ve oluşturduğumuz modellerin performansını da detaylarıyla göstererek aralarından seçim yapabilmemizi sağlıyor. Birazdan demo'ya geçtiğimizde bunun örneklerini göreceğiz. Aynı veri seti üzerinde belli noktaları filtreleyerek, belli kısımların üzerinde yoğunlaşarak veya aynı veriler üzerinde farklı algoritmaları çalıştırarak elde ettiğimiz sonuçları kıyaslayacağız. Dördüncü seviyede ThingWorx Analytics ne olacağının yanında bir karar destek sistemi işlevi görerek bize ne yapmamız gerektiği konusunda da reçetesel sonuçlar sunabiliyor. Hatta dilersek ThingWorx'un modelleme ve uygulama geliştirme yetenekleri sayesinde bu sonuçlara göre girdileri otomatik olarak düzelten ve iyileştiren adaptif sistemler inşa edebilmemize olanak sağlıyor. Demolara geçmeden önce son olarak ThingWorx Analytics içerisinde yer alan makine öğrenmesi algoritmalarından ve nasıl model oluşturulduğundan kısaca bahsedelim. Bir tane bir soru mu geldi o arada? Bakıyorum. Hayır yok, soruları son kısımda alacağım zaten. Şöyle yapalım. Evet, bir veri setini ThingWorx Analytics'e biz yüklediğimizde ve model oluştur dediğimizde ThingWorx otomatik olarak bu datanın %80'ini öğrenme ve %20'sini de validasyon yani doğrulama için ayırıyor. Biz dilersek bunu 70'e 30 veya 75'e 25 gibi bölebiliriz. Daha sonra içerisinde hazır olarak bulunan makine öğrenmesi algoritmalarından yüklediğiniz veri setine ve hedef değişkenine uygun olan modelleri otomatik olarak seçiyor. Burada yaklaşık 6 tanesini görüyoruz algoritmaların. Linear regression, decision trees, random forest, neural net, logistic regression ve gradient boost gibi farklı algoritmalar mevcut. Burada da yine biz istersek ThingWorx'un belirlediği algoritmalara ekleme veya çıkarma yaparak modeli istediğimiz algoritmalarla çalıştırabilir ve farklı senaryoları hızlı bir şekilde deneyerek sonuçlarını karşılaştırabiliriz. Örneğin decision tree, lineer regression ve ne diyelim neural net belirlemiştir ThingWorx. Biz datayı yüklediğimiz zaman ve model oluştur dediğimizde. Fakat biz bu modelde yalnızca neural net kullanmak istiyorum diyebiliriz. Ya da örneğin işte random forest ve decision tree çalıştırmak istiyorum diyebiliriz. Tabii ki eğer data setimiz bu algoritma ile çalışmaya uygunsa bu algoritmalarla. Çünkü veri tipi de önemli burada. Örneğin bazı algoritmalar
Sadece işte sayısal hedef değişkenlerini tahminlemede kullanırken bazıları da sadece Boolean türünde bir ya da sıfır, evet ya da hayır, var ya da yok gibi hedefleri belirlemede kullanılıyor. Şimdi demoya geçelim ve örnek bir veri setini yükleyerek ThemeWorks Analytics'te model oluşturalım ve sonuçlarını görelim. Ona geçmeden önce hızlıca senaryodan bahsedeyim. Burada prototipini ürettiğimiz bir motor üzerinde konumlandırdığımız 2 adet vibrasyon sensörümüz var. Ve biz bu sensörlerin bize sağladığı verilerden yola çıkarak motorda düşük yağ miktarı olup olmadığını tahmin etmeye çalışacağız. Ki yağ miktarı belli bir oranın altına indiğinde motorda geri döndürülemez ve maliyeti çok yüksek arızalara yol açabiliyor. Bu nedenle de bizim için kritik bir bilgi bu. Dolayısıyla veri bazlı tasarım içinde bir örnek uygulama senaryomuz var burada. Şimdi veri setimizi de tanıyalım. Şurada verilerimizi paylaşalım. İki farklı vibrasyon sensörü ile yani bu motor üzerinde konumlandırdığımız 2 adet vibrasyon sensörü ile her birinden 5 farklı frekans aralığında topladığımız veriler var. Bu veri setimizde CSV formatında gördüğünüz gibi. Burada hedef değişkenimiz low viris yani düşük yağın olup olmadığını tespit etmek. Bir de identifier kolonumuz var. Toplamda her bir sensörden 5 farklı frekans aralığında verileri aldığımız için toplamda bu hedef değişkenimizi etki eden 10 tane parametremiz var aslında. Ve toplamda da yine 30 bin satırlık yaklaşık bir veri seti bu. Şimdi bunu ThingWorx Analytics'e yükleyelim. Yine ilk webinardan hatırlıyor olabilirsiniz. Burası ThingWorx'un Composer ekranı. Bu az önce bahsettiğim, özetlediğim 5 ana fonksiyonu gerçekleştirdiğimiz arayüz burası. Endüstriyel veri bağlantıları, diğer sistemlerle bağlantıların kurulması, dijital model oluşturma, fiziksel nesnelerin dijital ikizlerini burada oluşturma ve bunların verilerini birbirine bağlama, dijital ikizlerine bağlama daha doğrusu. Bunun üzerinde uygulamalar geliştirme, entegrasyon ve analiz olmak üzere tüm bu fonksiyonları bu arayüzde gerçekleştiriyoruz. Şu anda zaten uygulama geliştirme ekranındayız. Buna birazdan geleceğiz. Şimdi analitik modülüne gelelim. Data kısmımıza gelip veri setimizi yükleyerek başlayalım. Yeni isimlendirme yapacağız önce. Burada bu arada şu soru da akla gelebilir tabii. Tek yöntem bu mudur? ThingWorx Analytics ile çalışma ve veri tanımlama ile ilgili elbette değil. Bu yöntemlerden yalnızca birisi. Örneğin herhangi bir database'e yüklemiş olduğunuz herhangi bir formattaki veriyi de biz buraya çekip aktarabiliriz. Belki işte üretim sahasından topladığınız veriler historian'da tutuluyor olabilir. Bunları aktarıyor olabiliriz. Herhangi bir database, SQL, PostgreSQL ya da Influx database olabilir. Farklı bu veri kaynaklarından verileri çekip buraya aktarabiliriz. Hatta şu anda işte yüklediğimiz veri seti gibi CSV formatında bir veri setini yükledikten sonra ya da bir database'ten bunları çektikten sonra anlık olarak gelen makine verilerini, saha verilerini de bu modeli besleyecek şekilde aktarıyor olabiliriz gibi farklı senaryolar mevcut. Ben şimdi bu demoda CSV formatında datamızı yükleyip bir model çalıştıracağım. Burada da yine 2 seçeneğimiz mevcut aslında. Datanın içeriğini tanımlarken istersek biz buraya bir JSON formatında dosya yükleyebiliriz. Metadata olarak yani bizim CSV dosyasında nelerin olduğunu tanımlayacağımız bir JSON dosyası oluşturup yükleyebiliriz. Ben bu senaryoda bunu da kullanacağım. JSON formatında bir dosyamız var elimizde. Önce dosyamızı seçelim. CSV formatını. Daha sonra JSON'da seçeceğim. Burada şunu da yapabiliriz. Review metadata diyelim. Normalde eğer bu JSON dosyamız elimizde olmasaydı, biz submit dediğimizde zaten şöyle bir ekran çıkaracaktı bize. Buradaki içeriği belirlememizi sağlayan. Ama biz zaten bu dosyayı yüklediğimiz için bu bilgiler otomatik olarak bunun içerisinden gelmiş oluyor. Şimdi create dataset diyelim.
istediğimiz yüklenecek. Daha sonra bunun üzerinde önce sinyaller ve profiller dediğimiz analiz araçlarından bahsedeceğim. Sonra da bir model oluşturacağız. Şimdi veri setimiz yüklendi. Bunun içeriğine istersek bakabiliriz. Bu metadata'nın içeriklerini gösteriyor bize. Şimdi normalde ben bu veri setini yükledikten sonra direkt olarak modele gelip bir analitik model oluşturabilirim. Bundan sonra sinyaller ve profiller yaratabiliriz otomatik olarak. Ama ben bu senaryo için manuel olarak sinyallerin ve profillerin oluşturulmasını göstereceğim. Bunların ne olduğundan bahsedeceğim öncelikle daha doğrusu. Yeni bir sinyal oluşturalım. Bir diyelim. Data setimizi seçiyoruz. Yüklediğimiz son data seti bu. JSON dosyamızı yüklediğimiz için burada zaten hedef değişkenimiz belirleniyor. Filter kısmında şu anda tüm verileri alacağını gösteriyor. Eğer istersek biz bir filtre oluşturarak verilerin bir kısmını göz ardı etmesini sağlayabiliriz, filtre edebiliriz. İstediğimiz datanın bu veri seti içerisindeki istediğimiz dataların modele dahil edilmesini sağlayabiliriz. Şimdi buna submit diyelim bu şekliyle. Yaklaşık bir 15-20 saniye içerisinde de bu sinyal dediğimiz aracı oluşturacak. Burada neyi göreceğiz? Toplamda 10 parametremiz var demiştik hedef değişkenimize etki eden. Bu 10 parametrenin her birinin tek tek en çok etki edenden başlayarak en aza doğru bize sıralayacak ve şu anda tamamladı. İlk parametremizi görüyoruz. Hedef değişkenimize en yüksek etkisi olan parametremiz S1-FB1 değerimizmiş. Yani birinci sensörün birinci frekans aralığı en yüksek etki eden parametre olduğunu görüyoruz ve daha sonra diğerlerini listelemiş durumda. Bunların da yine kendi içerisinde her birini seçtiğimizde hangi değer aralıklarında bu etkinin daha yüksek olduğunu gösteriyor bize. Yani örneğin işte S1-FB1 değeri küsur hatlarını okumayalım. 216 ile 235 değer aralığındayken etkisinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. İkinci sırada S1-FB5 değeri var. Bunu seçelim örneğin. Bunun da yaklaşık şu ilk 4-5 değer aralığında yine yüksek etkisinin olduğunu görüyoruz. Örneğin 116 ila 134 değer aralığındayken en yüksek etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Yine S1-FB5'in 134 ile 152 değer aralığında etkisinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Gibi bize detaylı bir şekilde en çok etki edenden başlayarak en aşağıya doğru her bir parametrenin tek tek ne kadar etkisi olduğunu bu hedef değişkeni üzerinde ve bunlarındaki yine kendi içinde hangi değer aralıklarında bu etkinin daha yüksek olduğunu detaylarıyla gösteriyor bize. Şimdi profillere gelelim ve bir de profil oluşturalım. Burada da parametrelerin tek tek değil, bütünleşik olarak ne kadar etki ettiğini görüyor olacağız. Birkaç faktör bir aradayken toplam etkilerinin ne olduğunu, bizim bu hedefimiz üzerinde ne kadar etkilerinin olduğunu görüyor olacağız. Burada yine hedef değişkenimiz null gris. Herhangi bir filtre kullanmayacağım. İstersek burada konfigürasyon yapabiliyoruz. Yani profil sayılarında ya da toplamda bize vereceği varyasyon sayısında. Submit diyelim. Profillerimizi de oluşturalım. Daha sonra da modelimizi yükleyip sonuçlarını inceleyeceğiz. Profillerde dediğim gibi birkaç parametreyi bir arada inceleme ve bunların etkilerini bir arada görme imkanımız var. O yüzden birçok farklı senaryoyu kurgulama ya da bunun üzerinde parametrelerin ne kadar farklı etkileri olduğunu analiz etme imkanı veriyor bize profiller. Birden çok parametrenin farklı değer aralıklarındayken toplamda ne kadar etkileri var? Bunları araştırabilmemizi ve görselleştirebilmemizi sağlıyor. Şu an profilimizin oluşması tamamlandı. Toplam 7 tane profil oluştu.
Birincisine bakalım örneğin. S1 FB2 değerimiz. Bu değer aralık parametremiz daha doğrusu S1 FB2 parametremiz bu değer aralıklarındayken toplamda yani tek başına etkisi bu kadarken buna ilaveten S2 FB1 değeri de bu değer aralıklarında olduğunda toplam etkisi bu seviyeye çıkıyor. Ve S1 FB3 değerimiz de bu aralıklardayken toplam etkisi bu kadar. Ve S2 FB2 değeri de bu değer aralıklarındayken toplamda etkisi bu kadar. İkinci bir profile geçelim. S1 FB5 değeri hatırlarsanız sinyallerde en çok etkisi olan parametre olarak görünüyordu. Şimdi burada birkaç parametre ile bir arada etkisini inceliyor olacağız. S1 FB5 bu değer aralıklarındayken ki etkisi %82'ler seviyesindeyken S1 FB3 değeri bu değer aralığında olduğunda toplamda etki buna çıkıyor ve S2 FB5 değeri bu değer aralıklarındayken etkisi bu kadara çıkıyor ve S2 FB1 değeri de bu değer aralıklarındayken buraya geliyor. Yani bu şekilde detaylarıyla tüm parametrelerin bir arada toplamda belli değer aralıklarında bizim hedef değişkenimize ne kadar etkisi olduğunu ve bunun veri setimiz içerisinde ne kadarlık bir data içerisinde geçerli olduğunu, ne kadarlık bir yüzde içerisinde geçerli olduğunu detaylarıyla gösteriyor bize. Şimdi modelimize gelelim ve model oluşturalım. Onun sonuçlarını araştıralım. Daha sonra aynı data setinde belli noktaları filtreleyerek oluşturduğumuz başka bir modeli inceleyeceğiz ve bunun sonuçlarını karşılaştıracağız. Burada da yine bir yeni model tanımlayalım. Data setimizi seçelim. Burada da istersek filtreleme uygulayabiliyoruz. Ayrıca modeli oluştururken bu Advanced Model Configuration sayfasına geldiğimizde detaylı konfigürasyon yapma imkanımız var. Örneğin ilk başta belirttiğimiz gibi validasyon datasını %20'den başka bir aralığa çekebiliriz. Yani %10 validasyon için kullan, %90 öğrenme için kullan diyebiliriz. Bunun ayarlamalarını yapabiliyoruz. Eğer hedef değişkenimiz sayısal türde bir hedef değişkeni olsaydı burada bir confidence model de oluşturabiliyoruz. Eğer istersek sampling strateji uygulayabiliyoruz datamız üzerinde. Eğer ki örneğin yeterli miktarda veri yoksa elimizde upsample ya da downsample yapabiliyoruz. Confusion matrisi modelin sonuçlarını aldığımızda daha detaylı anlatacağım. Farklı ağırlıklar kullanabiliyoruz true pozitif ya da false pozitif değerleri için. Time series datası olsaydı elimizde burada da çeşitli konfigürasyonlar yapma imkanımız vardı. Biz veri setimizi yüklediğimizde ve modeli yarattığımızda ThingWorx'un belirlediği algoritmaları görüyoruz şu anda. Otomatik olarak bize Decision Tree, Gradient Boost, Linear Regression ve Neural Net kullanacağını belirtti ThingWorx. Biz istersek buraya AddLearner diyerek yeni algoritmalar ekleyebiliriz ya da bunlardan seçip Remove diyerek eksiltme yapabiliriz ve işte bir ya da iki farklı algoritma ile çalışabiliriz. Birden çok algoritma kullandığımızda Elite Average, Average ya da Best gibi farklı ensemble teknikler kullanma imkanımız var. Yani her bir algoritmanın bu model performansının hesaplanmasında ne kadar etkisi olacağına ilişkin farklı bir tekniği kullanabiliriz. Şimdi Submit diyelim ve modelimizi oluşturalım. 30 bin satırlık yaklaşık veri setimiz var. Dolayısıyla bir 30 saniye, 1 dakika gibi bir aralıkta modeli oluşturmuş olacak ThingWorx. Burada daha önceden yüklemiş olduğum veri setlerini görüyoruz bu arada. Ve bunların performanslarının de değerlendirildiği farklı metrik değerleri de görüyoruz. Onlardan da bahsetmiş olalım. Biz genel olarak arıza tahmini yaptığımız senaryolarda ROC değerini dikkate alıyoruz. Model performansını değerlendirmek için. Birazdan bunun nedenlerini detaylarıyla açıklayacağım. Çünkü farklı metrikler de var. İşte Pearson Correlation, Accuracy vesaire gibi. Her bir yeni model yüklediğimizde ve bu modelde neyi tahmin ettiğimize bağlı olarak sonuçlarının performansını değerlendirmede farklı metrikler kullanabiliyoruz.
Örneğin arıza tahmininde biz özellikle hatanın olacağını tahmin ettiği fakat olmadığı durumları, yani false pozitif dediğimiz noktaları azaltmayı hedefleriz bir arıza tahmininde. Çünkü arıza gerçekleşmeyeceği halde arıza olacağını tahmin etmek daha sıkıntılı bir durumdur. Bir arızanın oluşmasını tahmin edememektense. Bunun gibi farklı senaryolarda farklı metrikler geçerli olabilir. Yani örneğin bir hasta örneğinden gidelim. Ölümcül bir hastalığın var olup olmadığını teşhis etmek istiyoruz. Bir hastanın datalarından yola çıkarak böyle bir model oluşturduğumuzu varsayalım. Bu modelde de bir kişinin bu ölümcül hastalığa diyelim ki işte koronaya yakalanıp yakalanmadığını teşhis ettiğimiz bir senaryo varsayalım. Bu hastanın bu koronavirüsünü taşıyıp taşımadığını tahmin ederken hasta bu virüsü taşıdığı halde taşımadığını tahmin etmek, bu yanlış sonuca ulaşmak daha kritik bir hata. Yani bir kişi hasta olmasa dahi hasta olduğunu tahmin etmek de bir problem ama daha kritik olan problem gerçekten hasta olan bir kişinin hasta olmadığını tahmin etmek olur. Dolayısıyla tahmin ettiğimiz sonuca göre buradaki modelin performansını etkileyen metrikler değişebiliyor. Ya da yine başka bir örnek verelim. İşte diyelim ki bir mailin spam olup olmadığını tahmin ettiğimiz bir model olduğunu varsayalım. Bu senaryoda da spam olan bir maili inbox'a atmak daha kabul edilebilir bir hatadır. Gerçek bir maili, önemli bir maili örneğin spam'a göndermektense. Dolayısıyla tahmin ettiğimiz şeyin ne olduğuna bağlı olarak bizim bu model performansını değerlendirdiğimiz metrikler değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi burada modelimiz oluştu. Bunun sonuçlarına bakalım. Eğer biz %100 sıfır hata ile %100 doğrulukla bir model çalıştırmış olsaydık burada düz iki çizgi görüyor olacaktık. Buradaki eğim bize aslında modelimizin performansı hakkında fikir veriyor. Ve ROC değerlerimize bakıyoruz. %96 seviyesinde, spesifikte %94 seviyesinde. Şu confusion matrix'e geleceğim. Biraz daha burada detaylı bilgi alma imkanımız var. Şimdi burada bizim modelimiz bu düşük yağın olacağı tahminini yapmış. Yani düşük yağ olacak demiş ve gerçekten olmuş verimizin yaklaşık %29'unda. Düşük yağ olacak demiş fakat olmamış verimizin yaklaşık %3,65'inde. İşte bizim azaltmak istediğimiz kısım burası aslında. Düşük yağ olmayacak demiş fakat olmuş %4,97'lik bir kısımda. Yine düşük yağ olmayacak demiş ve gerçekten olmamış. Bu kısım da doğru olarak tahmin edilen kısım. Toplamda baktığımızda %90, 91 seviyelerinde yaklaşık bir accuracy var. ROC değerimizde de yani false pozitifin ağırlıklı olarak değerlendirildiği performans metriğimizde %96 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Gayet başarılı bir model aslında. Biz verimizi %80 öğrenme ve %20 validasyon için bölmüştük. Bunun doğrultusunda da performans değerlerini bize sağlamış oldu. Şimdi yine aynı veri setinde sensör 2'nin verilerini hariç tutarak çalıştırdığımız modele bakalım. Onun sonuçlarını inceleyelim ve ondan yola çıkarak bir performans değerlendirmesi yapalım. Şöyle tekrar modellerimize gelelim. Şimdi tekrar aynı veri setini yükleyip modeli oluşturmayacağım vakit kazanmak adına. Böyle bir senaryoyu çalıştırmıştık daha önce. S1 only adını vermişiz. Yalnızca sensör 1'in verilerini yükleyerek aynı data setinde bir model oluşturmuşuz. Onun sonuçlarına bakalım. Matrix'e gelelim. Confusion Matrix'e de geldiğimizde, pardon, validation'a gelelim. Ve burada yine baktığımızda düşük yağ olacağı tahminini yapmış ve bu gerçekten olmuş verimizin yaklaşık %27'sinde.
olacağını söylemiş fakat olmamış. %4,77'de false pozitif kısmımız biraz artış gösterdiğini görüyoruz. Bir önceki şeye göre 3,60 seviyelerindeydi. Düşük yağ olmayacak demiş fakat olmuş %8,55 seviyelerinde. Olmayacak demiş ve gerçekten olmamış da doğru tahmin ettiği kısımda yine %60 seviyelerinde. Toplamda burada %86-87 civarlarında bir doğruluk var. ROC değerimizde de %93 seviyelerinde bu modelin performansının çalıştığını görüyoruz. Şimdi burada bu sonuçlardan yola çıkarak şöyle bir karar verebiliriz biz örneğin. Yalnızca bir sensör kullandığımızda yaptığımız tahminler %93 seviyelerinde doğrulukla bize bu hatanın tahmin edilmesiyle ilgili sonuçlar verebiliyor. İki sensör bir arada kullandığımızda bu %95-96'lara çıkıyor. Yani %2-3 gibi bir fark var. Artık bu noktadan sonra bir ticari karar verilebilir. %2 seviyesindeki bir iyileştirme için iki sensör kullanılmalı mı? Ya da tek sensörle bu tahminlerin yeterli olduğu sonucuna varılabilir mi? Bu artık bu noktadan sonra ticari bir karar olarak verilebilir. Şimdi bunun yanında bir şey daha yapalım. Bu model sonuçlarını bir ThingWorx mashup'ta nasıl görüntüleyebiliyoruz? Buna bakalım hızlıca. Örneğin bu senaryo için böyle bir basit demo ekranı hazırlamıştım ben. İki sensörümüzün verilerini anlık olarak alıyoruz. Çalıştıralım bu mashup'ımızı. Sensör değerlerini çeşitli grafiklerde görebiliyoruz burada. Detaylar kısmına geldiğinde ise ben buraya ThingWorx Analytics'te oluşturduğum tahmin modelinin sonuçlarını atadığım bir nesne oluşturdum ve o nesnede yarattığım parametreleri yani analitik tahmin modelimizi sonuçlarını içeren parametreyi buraya yansıttım. Onu da görelim aslında önce. Daha sonra bu ekrana bakalım. Evet, burada hatırlarsanız ilk webinarda biz bir işte nesne yaratıp ThingWorx CapBair üzerinden endüstriyel veri bağlantıları yapmıştık. Burada işte akım, sıcaklık, voltaj ve benzeri parametreler belirlemiştik ve bunlara veri bağlantılarını gerçekleştirmiştik. Burada ise benim aslında fiziksel dünyada karşılığı olmayan bir nesne yarattım. Tamamen bir programlama amacıyla aslında. Ve bu nesnenin içerisinde benim yaptığım analitik modelin sonuçlarının görüntülenmesini istedim. Önce bir info table tanımladım. Burada sensör 1'in değerlerini girmek üzere, sensör 1'in 5 frekans aralığındaki değerlerini girmek üzere ve bir result değişkeni tanımladım. Bu result'a da bu analitik model sonuçlarında düşük yağ olup olmayacağı sonucunu atadım. Ve bu sonucu da mashup içerisinde bu text box'ın içine yazmasını istedim. Şu aşağıda görüyorsunuz. Result logris parametresini yani bu text box'ta göster demişiz. Ve dolayısıyla ben bunu çalıştırdığım zaman bana bu her bir yeni veri geldikçe buraya anlık verileri de atabiliyoruz ve analitik modelimizi bu anlık veriler üzerinde de çalıştırabiliyoruz bahsettiğim gibi. Bu analitik model üzerinde her bir veri seti yeni yüklendiğinde ki sonucu, tahmin sonucunu bana burada görselleştir demişim ve burada true olarak örneğin şu andaki gelen değerlere göre bu düşük yağın olacağı uyarısını veriyor. Bundan yola çıkarak aslında birçok farklı senaryo kurgulanabilir. Yani ben burada bu modelin sonucundan yola çıkarak farklı uyarı mekanizmaları tetikleyebilirim. Burada bir alarm üretebilirim. Ya da şunu da yapabilirim. Ben bir PLC üzerinden bu motora bağlıysam ve ThingWorx'e bunu bağlantısını CapBair üzerinden gerçekleştirdiysem ve bu arızanın olacağını da tahmin ediyorsam eğer otomatik olarak bu motoru yavaşlatabilirim ya da tamamen durdurabilirim. Eğer çok kritik bir arızaysa bu ki öyle. Bu hatanın gerçekleşmesinden ve motoru tamamen kaybetmektense bunu tahminden yola çıkarak otomatik olarak bunun durdurulmasını sağlayabilirim gibi çok farklı senaryolar uygulanabilir burada. Dolayısıyla yani burada ThingWorx'un avantajını belki tekrar vurgulamakta fayda var. Sadece belli bir takım verilerden yola çıkarak belli tahminler yapmak değil, bu tahmin sonuçlarına göre de
farklı aksiyonları aldırabiliyoruz biz ThingWorks'ün bu yetenekleri sayesinde. Şimdi başka bir senaryoya geçelim. Onun analitik sonuçlarına bakalım. Bu senaryoda da bizim sahada çeşitli bölgelerde yayılmış halde kahve makinelerimiz var. Ve kahve makinelerimizde 3 türde arızayı biz tahmin etmeye çalışıyoruz. Bunlar ısıtıcı arızası, pompa arızası ve öğütücü ünite arızası. Bu arızaları tahmin etmemizi sağlayan bir veri setimiz var. Önce veri setimize bakalım aslında. Verilerimizi tanıyalım öncelikle. Bunu dediğim gibi tekrar yüklemeyeceğim ben. Buradan bakalım sonuçlarına hemen. Veri setimiz böyle. Buradaki detayları görüyoruz aslında. Ve burada 3 türde arıza tanımlanmış dediğim gibi. Öğütücü arızası, pompa arızası ve ısıtıcı ünite arızası. Bunları tahmin etmemizi sağlayan diğer değişkenler var. Yaklaşık da 50 bin, 52 bin satırdan oluşan bir veri seti bu. Bunun üzerinde biz şimdi ilk olarak öğütücü arızasını tahmin ettiğimiz modelin sonuçlarına bakalım. Burada bir model oluşturup çalıştırmışız. Model konfigürasyonumuza bakalım. Burada Decision Tree, Gradient Boost, lineer regresyon ve neural net algoritmalarını kullanarak ve elit avaraj tekniğiyle oluşturduğumuz modelde biz pardon şöyle gelelim training'e. %94 gibi bir şeyle doğrulukla bir tahmin modeli oluşturmuşuz. Confusion Matrix'e bakalım. Burada %1,67 seviyelerinde false pozitif değerimiz var. Gayet başarılı bir model çalıştırmışız aslında ve bundan yola çıkarak öğütücü arızalarını tahminini gerçekleştirmişiz. Şimdi aynı veri setinin yalnızca nöral net algoritmasıyla çalıştırdığımız sonuçlara bakalım. Tamam geliyorum, bu sayfadaydı. Evet, neural network çalıştırdığımız modelin sonuçlarımıza bakalım. Burada da gelelim. Sadece neural net çalıştığımızda da buradaki sonuçların etkilendiğini görüyoruz. Yani ThingWorks'ün seçmiş olduğu algoritmalarda biz işte farklı olanları deneyerek, farklı senaryoları uygulayarak ya da farklı işte burada elit avaraj kullanmışız örneğin. Bir başka şeyde opsiyonda modelde daha doğrusu farklı bir tekniği kullanarak birçok senaryoyu bir arada deneyebiliriz ve bu modeller arasında en başarılı olduğunu düşündüğümüzü seçerek bunu publish edebiliriz. Bunu publish ettikten sonra burada bir analiz job tanımlayarak anlık olarak gelen dataları da buraya ilave edebiliriz bu veri setinin üzerine ve bu en iyi olduğunu tahmin ettiğimiz modelin sürekli olarak çalışmasını sağlayabiliriz. Burada demin gösterdiğim gibi bir uygulama içerisinde bunları görselleştirebiliriz. Hatta buradaki yapılan tahminlerden yola çıkarak çeşitli aksiyonları aldırabiliriz ThingWorks'e. Şimdi bu model sonuçlarını görüntülediğimiz bir uygulama örneğine bakalım. Yani kahve makinelerimizde yaptığımız bu arıza tahminlerinin detaylarını gördüğümüz bir uygulamayı açalım. Burada da yaptığımız bu tahmin modellerinin, çalıştırdığımız tahmin modellerinin her bir arıza için ve her bir makine
için elde ettiğimiz sonuçlarını görüyoruz. Yani burada makine ID'leri ile listelenmiş ve her bir arıza türünün işte low, very low, high ya da very high olarak tanımlandığı bir liste oluşturulmuş durumda. Burada tamamen aslında orada yaptığımız analitik tahmin modelinin sonuçlarını görüyoruz. Ve seçtiğimiz bir cihaz için, örneğin bir tanesini seçelim şöyle. Seçtiğimizde burada o cihazın detaylarını artı her bir arıza türü için yine bu arızanın oluşma riskini, yani tahmin modelimizin sonucunu artı buna etki eden, en çok etki eden 3 parametreyi burada görüyoruz. Sinyaller kısmını hatırlayın demin yaptığım demoda. Orada bu yaptığımız tahmine etki eden, en çok etki eden parametreden başlayarak en alta doğru sıralıyordu ve bunun hangi değer aralıklarında olduğunu gösteriyordu bize. Burada da aslında özet halde bu sinyaller sayfasında bize sağlamış olduğu, ilk ekranda sağlamış olduğu bilginin ilk 3 parametreye uygulanmış halini görüyoruz. Ve yapılan her bir tahmin için buna etki eden en çok 3 parametreyi de göstererek bize bir genel bilgi sunuyor. Yani bu aslında ThingWorx Analytics'i kullanacak işte veri bilimcisi ya da farklı türde teknik arkadaşların yerine daha çok son kullanıcılara hitap edecek tarzda bu analitik model sonuçlarının görselleştirildiği bir ekran. Machine Fader sayfamıza gelelim. Burada da neler var ona bakalım. Bağlantımda da biraz sıkıntı var diye tahmin ediyorum. Bazen böyle yavaş açabiliyor. Şöyle tekrar deneyelim. Bağlantı tamamen gitti. Sesim gelmeye devam ediyor mu? Acaba bir geri dönüş alabilir miyim bununla ilgili? Sanırım bir bağlantı sorunu var şu anda. Ben hattı değiştireceğim. Bağlantı noktamı eğer duyuluyorsa. Şimdi tekrar kontrol edelim. Tekrar açalım burayı. Evet, şu anda açıldı. Sesim de geliyordur diye umuyorum. Devam edelim. Bu sayfada da yine her bir arıza türü için etki eden parametrelerin ne oranda etkisi olduğunu ve bunun hangi değer aralıklarında ne kadar yüksek olduğunu gösteren bir sayfa var. Aslında yine bu da sinyaller sayfasında bize gösterdiği detayların bir özeti gibi. Hangi parametre ne kadar etki ediyor ve hangi değer aralıklarında bu etki daha yüksekse, örneğin şu anda ısıtıcı arızasındayız. Isıtıcı arızasına bu heating temperature parametresinin şu değer aralıklarındayken daha çok etkisinin olduğunu görüyoruz. Örneğin lokasyon datasını seçelim. Bunun hemen hemen hiçbir etkisi yok. Pressure
parametresinin ise hemen hemen bütün değer aralıklarında çok yüksek etkisinin olduğunu görüyoruz. Ya da pompa arızasını seçelim. Bunda da pressure değerinin yine önemli oranda birçok değer aralığında yüksek etkisinin olduğunu görüyoruz. Water level çok etkisi olmayan bir parametre. Isıtma sıcaklığı yine bu değer aralığında yüksek etkisinin olduğunu görüyoruz. Ya da son olarak öğütücü arızasına bakalım. Bunda da yine ilk parametremizin birçok değer aralığında yüksek etkisinin olduğunu söylüyor bize. Basınç değerinin örneğin bazı değer aralıklarında yüksek sayılabilecek etkisinin olduğunu görüyoruz. Örneğin water level seçelim. Bunun da yine ortalama bir etkisinin olduğunu gösteriyor bize. Sağ tarafta ise profiller sayfamızda nasıl farklı parametrelerin farklı değer aralıklarında toplamda ne kadar etki yaptığını gösteriyorsa onun biraz özeti var burada. Oluşturulan bütün parametreler için ve bu 3 tür arıza için aslında oluşturulan bütün parametrelerin her birinin belli değer aralıklarında toplamda ne kadar etki yaptığına ilişkin profillerin detaylarını görüyoruz burada. Şimdi bir de şu sayfamıza gidelim. Burada da yine kestirimci bakım ve kestirimci kalite olmak üzere iki uygulama örneğimiz daha var. Onlara da bakıp yavaş yavaş toparlayalım. Maintenance'a gelelim. Yine ilk webinarda bahsettik diye hatırlıyorum. Proje örneklerini sıralarken orada Flowserve adında global bir firmanın ThingWorx'u kullanarak geliştirdiği kestirimci bakım uygulaması ile işte müşterilerine bu servisini verdikleri ekipmanların ki basınçlı akış sistemleri bunlar. Bunlarla ilgili servis maliyetleri konusunun noktasında elde ettiği kazanımlardan bahsetmiştik. Burada bu uygulamanın çok basit bir versiyonunu, demo halini görüyoruz aslında. Burada tahmin edilen değer bu pompa üzerinde akışkan olan sıvı neyse onun çıkış basıncı. Bunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve bunun sonucu olarak da belli bir sorun varsa bu çıkış basıncının tahmininde bunu bir alarmla bize gösteriyor. Burada sadece tahminsel yani kestirimci analizler yok aslında. Bununla beraber anlık olarak gelen verinin analitiğini de gördüğümüz bir uygulama bu. Örneğin şu anda bu ünite üzerinden ölçülen vibrasyon değerini yine SPC yöntemi kullanarak yani istatistiksel proses kontrolü yöntemleri kullanılarak ki burada X-bar chart ve R-chart kullanılmış. Bu yöntem kullanılarak gelmekte olan canlı olarak gelen vibrasyon datasının bizim istediğimiz limitler dahilinde olup olmadığının kontrolünü sağlıyor aslında. Ve herhangi bir problem varsa bu belirlediğimiz limitler doğrultusunda SPC kapsamında bununla ilgili gerekli uyarı mekanizmalarını da yine harekete geçiriyor. Streaming Analytics'e gelelim. Burada da yine diğer parametreler için de şu an akım seçili örneğin. Akış değeri, sıcaklık ve vibrasyon olmak üzere toplamda 4 parametremiz var. Ve bu Streaming Analytics kısmında bize her bir parametre için min, max ve ortalama değerleri artı standart sapma değerlerini veriyor. Şimdi diğerleri için de seçelim örneğin. Şu akış değerine bakalım. Burada bir anomali varsa bunları görselleştirmemizi sağlıyor bize anlık olarak gelen verilerde. Ayrıca yine Predictive Analytics kısmında da demin model sonuçlarını incelediğimiz sayfanın bir özeti gibi burası da aslında. İşte model kualite hakkında genel bilgiler veriyor. Örneğin bu modelin performansını değerlendirmek için işte Pearson Correlation kullanılmış. Root Mean Square Error değeri var. R-Square Adjusted değerleri var. Dataset hakkında genel bilgiler ve modelin hakkında genel bilgileri görüyoruz. Bu alttaki grafikte de modelimizin yaptığı tahminlerle gerçekleşen sonuçların ne kadar örtüştüğünü gösteriyor bize. Burada da yine yüksek doğrulukta bu hata tahminlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bu senaryoda da
Geçmişe yönelik datalar kullanılarak çalıştırılan bir analitik tahmin modelinin sonuçlarıyla birlikte aynı zamanda anlık olarak gelen dataların da görselleştirildiği bir uygulama senaryosunu görüyoruz. Şimdi son bir uygulama örneği daha görelim. Burada da çelik sektöründe kullanılmakta olan bir uygulama örneği bu. Burada da kalite hatalarının tahmin edildiği model sonuçlarını görüyoruz. Burada toplamda 7 tür, farklı türde hata var. Kaliteyi etki eden bunların görsellerini görüyoruz burada. Her bir hata türü için bunları etki eden diğer metrikleri, parametreleri gösteriyor bize. Bu sağ üst tabloda da modelimizin yaptığı tahminlerle yine gerçekleşen sonuçlar arasındaki kıyaslamayı görüyoruz. Yeşil olan rakamlar bizim modelimizin doğru olarak tahmin ettiği rakamlar. Turuncu renkte olanlar yaklaşık olarak ama gerçekte tam örtüşmeyen rakamlar. Kırmızı olanlarsa yaklaşık olarak da olsa tahmin edemediğimiz rakamlar. Genel olarak baktığımızda yine başarılı şekilde birçok değerin doğru olarak tahmin edildiğini görüyoruz. Burada dediğim gibi konu aslında yalnızca bu tahminleri yapmak değil. Örneğin biz bu Z-Scratch hatasının olacağını tahminlemişiz. Bundan yola çıkarak geriye yönelik olarak buna etki eden parametreleri araştırıp demin işte gördüğümüz gibi sinyaller ya da profillerden yola çıkarak biz buna etki eden tüm parametreleri ve ne oranda etkisi olduğunu bir gözlemleyebiliyoruz. Bundan yola çıkarak örneğin bu hatanın oluşmasında etki eden ve bizim bağlı olduğumuz üretimdeki makineler arasında hangileri varsa bu parametreleri biz otomatik olarak değiştirerek bu hataların oluşmasının önüne geçebiliriz. Yani sadece işte arıza tahmini ya da kalite tahmini değil aslında bunları yaptıktan sonra gerekli aksiyonların aldırılmasını da sağlayabiliriz Teamworks'te. Şimdi bunu da demiş olalım ve tekrar sunumumuza dönelim. Kısa bir toparlama yapıp tamamlayalım. Ondan sonra sorularınız varsa onları alırız. Özetle ThingWorx Analytics bize ister hazır veri setleri üzerinde, ister anlık olarak akan veriler üzerinde analizler gerçekleştirebiliyoruz ThingWorx Analytics ile. Ve anlık veriler üzerinde istatistiksel proses kontrolü metotları kullanarak aldığımız verilerin istediğimiz aralıklar, limitler içerisinde hareket edip etmediğini monitör ederken geçmiş verileri kullanarak analitik modeller oluşturabiliyoruz. İstersek anlık verileri de bu modellere dahil edebiliyoruz ve modeli sürekli güncel verilerle besleyebiliyoruz. Burada ThingWorx'un en önemli avantajı tüm bu araçları bir arada sunması ve endüstriyel sistemlerden ya da diğer kurumsal sistemlerden verileri almak, bunları modellemek, bunların üzerinde uygulamalar geliştirmek ve bu verileri farklı senaryoları bir arada değerlendirerek analiz etmek ve bunun sonuçlarına yani bu analiz sonuçlarına göre de çeşitli aksiyonları tetiklemek gibi tüm fonksiyonları içeriyor ThingWorx. Dolayısıyla ayrı ayrı birçok üreticinin farklı çözümlerini kullanmak ve hepsini birbirine entegre etmeye çalışmak yerine tek bir platformda tüm bu ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için ve zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Şimdi kaydımızı sonlandıralım. Sorularınız varsa onları alacağım.